Diyabet hastalığı hani adı üzerinde şeker hastalığı hani toplumda sık görülen gittikçe sıklığı artan bir hastalıktır. Hani kan şekeri yüksekliğiyle seyreder. Hani şeker metabolizması ile alakalı bir durumdur bu. Kan şekeri yüksekliği hani yıllarca yüksek seyretmesi hani çeşitli organlarda hasara sebep olur. Onun için tedavisi önemli bir hastalıktır. Hani gittikçe sıklığı artıyor. Özellikle hani obezite ile ilişkili tip 2 diyabet sıklığı gittikçe artmakta. Hani ayrıca tip 1 diyabet de var. Hani diyabeti kabaca ikiye ayırabiliriz. Tip 1 ve tip 2 diyabet diye. Tip 2 diyabet genellikle ileri yaşta, 30 yaş sonrası hani kilolu kişilerde gözükür. Ailevi genetik geçişi vardır. Hani ailede görülüyorsa sık görülebilir. Tip 1 diyabet daha çok çocukluk yaşlarında görülen bir diyabet şeklidir. Genelde zayıf hastalardır. Ailede olabilir, olmayabilir. Genelde antikorların pozitifleşmesiyle insülin yetersizliği başlar ve tip 1 diyabet görülür. Yani tip 2 diyabete neler sebep olur? En önemli aslında etken şudur. Genetik yatkınlık ve hani obezite. Obezitenin de hani en önemli sebebi zaten beslenme bozukluğu ve sedanter yaşam, yani hareketsiz yaşam. Hani egzersizin olmaması, daha fazla araç kullanımı, sporun hayattan çıkması gibi etkenler hani diyabeti arttırır. Diyabetin tabii ki tedavisi mümkün. Hani tamamen geçen bir hastalık mı? Çoğu zaman değil. Hani birçok hastada ömür boyu hani diyete devam etmek gerekiyor, ilaç takviyesi gerekebiliyor. Ama diyabette en önemli unsur aslında hastanın kendisidir. Eğer hasta diyetine dikkat eder, hayat tarzını değiştirir, egzersizlerini yapar, sporunu yapar ise zaten genellikle şeker hastalığı iyi seyreder ve hani istenilen hedeflerde olursa da kronik komplikasyonlar dediğimiz hani kalp hastalığı, inme, hani diyabete bağlı ayak hastalığı, böbrek hastalığı riski düşer. Hani aynı şekilde görme problemleri düşer, riski düşer. Hani hasta doktor tavsiyesine, diyetisyenin tavsiyelerine uyduğu zaman çok büyük ihtimalle bu düzelecektir. Ama hani düzensiz ilaç kullanan, işte yemeğini ihmal eden, önerilen gıdalardan hariç gıdaları fazla tüketen hastalarda da diyabet hani hiçbir zaman düzelmez. Yani diyabette beslenme doktor ve diyetisyen eşliğinde yapılmalı. Hani en önemlisi zaten düzenli beslenmedir. Sağlıklı gıdaları tüketmedir. Hani bunlar nedir? Tam tahıllar, ondan sonra sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeler. Hani basit şekerlerden uzak durma, doymuş yağlardan uzak durmak gerekir. Hani kan şekerini hızlı yükselten gıdalardan uzak durmak gerekir. Ve tabii ki çok kalorili gıdalar tüketmemek gerekir. Yani en önemlisi tabii kilo kontrolü. Hani kiloyu aldıran gıdalardan uzak durmak lazım. Hani o şekilde olduğu zaman hem diyabet riski azalır, hem diyabette kan şekeri hani kontrolü daha kolay olur. Aslında diyabet hani hastalarında genel manada kanser görülme sıklığı artar. Fakat hani birebir şu kadar artmış diyemeyiz. Hani pankreas kanseri aslında diyabete sebep olabilir. Yoksa diyabet hastalarında hani direkt pankreas kanseri gelişir demek hani çok hem hastayı ürkütür hem de öyle bir durum yok aslında. O genelde pankreas kanseri çıkan kişilerde hani diyabet görülme sıklığı artıyor. O da pankreas yetmezliğine bağlı diyabet gözükmektedir.